Bir bölümü ne yapar mesela? 3500 lira. Böyle yapalım. 600 lira başkanım. 600 lira. Evet. Yani iki defa yaptığında 1200 lira. Ama şimdi yapılan verilerde iki kere yapılan kod altı temizliği 250 lira yapılacak. Bir saniye şey fotoğraf. Buradayız. Tabii fındıkta en önemli unsurlardan birisi de maliyet çalışmalarının yapılması. Çünkü maliyet çalışmalarının yapılması lazım. Rekolte çalışmalarının da bitmesi ve bir maliyetin çıkarak bu maliyet üzerinden ortalama bir taban fiyatın verilmesi yönde Ordu Ziraat Ulusu Başkanlarımızın üreticilerimiz adına bu çalışmaları da yapmış bulunmaktayız. Buna göre 19 ilçemizde ortalama maliyet dikkate alınarak bir çalışma yapıldı. Yani şöyle, belki bir örneğin Fatsa ilçemizde veya bir Gürgentepe'deki maliyetlerle ayrı farklı bir maliyetler çıkabilir. Çünkü neden? Mesela sahil kesimimizde Kokarca ile ilgili ciddi zararlar vardı. Bazı ilçelerimizde bu zararlar daha az, bazı ilçelerimizde de yok. Biz bütün işçiliklerin ortalamasını alarak 19 ilçemizin ortalamasını alarak bir maliyet çalışması yaptık. Buna göre de maliyetimiz ortalama dekar başı verime göre, yalnız şöyle, maliyet çalışmalarımızda rekoltenin ortalaması dekar başı verime göre dikkate alınır. Ama 2024 yılı rekoltesi şu anda tamamlanmadı. Biz de 2023 yılının rekoltesini dikkate alarak maliyet hesabımızı ona göre yaptık. Ama de rekolte çalışması sonucunda bir değişiklik olursa geçen seneki rakam 87.51'di dekar başı verim. Ha, bu yukarı çıkabilir, aşağı inebilir. Ona göre maliyetlerimizde rakamlar oynayabilir. Ama bugünkü çalışmamız geçen yılın maliyetine üzerinde tabii ki olacaktır. Biz de rekoltelerden geçen seneyi rakamı dikkat alarak bir maliyet çalışmasını sonuçlandırdık. 19 ilçemizin ortalama maliyeti, dekar başı verimi maliyeti 117.46 arkadaşlar. Yani bir dekarın maliyeti üreticilerimize 117.46. Bu tüm ilçelerimizin bir ortalamasıdır. Tabii buna göre üreticilerimiz de bir fiyat beklemektedir. Ziraat odalarımızın çalışmaları sonucunda 117.46 TL'lik bir maliyetin üzerinde refah payı eklenerek en az bir taban fiyatının oluşması da 160 TL en az bir taban fiyatın oluşmasını talep ediyoruz. Tabii bununla ilgili de, bu taleple ilgili de ilgili yerlere de taleplerimizi ileteceğiz. Yani bir taban fiyatının en az 160 TL oluşmasından yanayız bu maliyetlerimize göre. Tabii ki inşallah bu maliyetin üzerinden bir hesaplama yapılarak bir taban fiyatının oluşması bizim için önemli. İlimizde işçilerin yevmiyesi olarak yemek işçiye ait olursa 800 TL, çuvalcılar, aşçılar 10-15 işçi arası, aşçı 800 TL, çuvalcı 900 TL günlük yevmiye. Çuvalcı, aşçı 15 ve üzeri işçilerde aşçı 900 TL, çuvalcı 1000 TL. Kilo başı toplanan bahçelerde çuvalcı 1000 TL, katırcı 1600 TL. Kilo hesabıyla toplama ücreti kilo başı 8 TL, patoz ücreti saati 2500 TL, aracı dayı başı 15 işçiye kadar 900 TL, 15 işçiden fazlası 1000 TL olarak bir tavsiye niteliğinde bir karar ziraat odalarımız tarafından alınmıştır. Üreticimize, üreticilerimize, çalışanlarımıza, işçilerimize, kamuoyuna, sektöre hayırlı uğurlu olsun.